Merhaba değerli arkadaşlar. Derssarayı.com'un sizler için hazırlamış olduğu örnek yazılı video çekimlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı sınav hazırlığını yapmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, derse başlamadan önce bizlere her türlü sorularınızı aşağıdaki yorum kısmından, Facebook üzerinden ve Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, videoların devamı için bizleri arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ben hiç vakit kaybetmeden dersime başlıyorum ve tüm arkadaşlarıma iyi dersler diliyorum. Evet değerli arkadaşlar, ilk sorumuzda yazılı çalışmasına başlıyoruz. Hemen sorumu okuyorum. Yukarıdaki şekiller mitoz bölünme sırasında gözlemlenmiştir. Buna göre sorulara cevaplandırınız demiş. A sorusunu hemen okuyalım. Yukarıdaki şekilleri meydana gelişlerine göre sıralayınız. Değerli arkadaşlarım, şu ekranımı yaklaştırayım, beraber şöyle bir bakalım bu hücrelerin görüntülerine. Bakın, A ve B seçeneğindeki hücreler değerli arkadaşlar profaz evresi. Ancak bakın şurada daha hücreler görünmediği için şuna biz erken profaz deriz. Buna EP yazayım, erken profaz. Şuna ise geç profaz, GP şeklinde yazayım. Daha sonra profazdan sonra hücrenin ekvatoral düzleme dizildiği metafaz evresi geliyordu. D seçeneği metafaz evresi, D şekli metafaz evresi. E seçeneği arkadaşlar ayrıldığı evre anafaz evresi. Son olarak da hücrenin boğumlandığı, artık stokinize başladığı telofaz evresi var diyoruz. O zaman soruyu şöyle meydana geliş sırası demiş. Arkadaşlar önce erken profaz yani B oluyor. Sonra geç profaz yani A oluyor. Değerli arkadaşlar, profazdan sonra metafaz oluyor yani D seçeneği oluyor. Daha sonra anafaz evresi yani E seçeneği. En sonda telofaz evresi yani C seçeneği, C şekli bizim sıralanma şekli olacak. B sorusuna bakalım. Yukarıdaki hücrenin kromozom sayısı kaçtır diye sormuş. Değerli arkadaşlar, bunu üstünde yazmak istiyorum. Yine şeklimi şöyle bir yaklaştırayım. Bakın değerli arkadaşlar, kromozomun en net sayıldığı evre metafaz evresiydi. Ben metafaza sayarsam işimi hallederim. Bakın burada 4 tane şekil görüyoruz. Dolayısıyla 4 kromozomlu bir hücre olacak. Profaz ve profaz yani metafazdan önceki evrede de kromozom sayısı 4. Değerli arkadaşlarım, biz mitozda anafaz evresinden sonraki her bir kromatite kromozom büyüdük. Dolayısıyla bakın şurada daha boğumlanma olmadığı için, yani anafazda şöyle boğumlanma olmadığı için, bu olmadığı için hemen geri aldım şöyle. Buradaki 8 tane kromozom var. Telofazda da 8 tane kromozom var. Peki hani kromozom sayısı sabit kalıyordu? İşte bundan sonra bakın boğumlanma bitecek şöyle. Stokinez olacak ve dolayısıyla kromozom sayısı tekrar 4'e düşecek. Yani mitozun başında 4'te, sonunda da 4 olacak ama verilen şekillerde kromozom sayıları bu şekilde diyebiliriz. Yine şöyle C seçeneğini okuyalım. Yukarıdaki hücre şekilleri mitoz bölümünün hangi safhalarına aittir demiş. Değerli arkadaşlar, bunu yazmıştık zaten. Bakın A seçeneği geç profaz, B seçeneği erken profaz, C seçeneği telofaz, D seçeneği metafaz ve E seçeneği de arkadaşlarım anafaz evresi oluyor. Hemen diğer sorumuza baktık. Demiş ki yukarıdaki hücre peş peşe 3 kez mitoz geçirirse toplam kaç hücre oluşur ve oluşan hücrenin kromozom sayısı. Değerli arkadaşlar, bunun formülü vardı. Neydi formülü? Arkadaşlar biz bunu 2 üzeri n formülüyle biliyorduk değil mi? N formülüyle buluyorduk bunu. Peki n neydi? N bölünme sayısıydı. Değerli arkadaşlarım, kaç kez bölünmüş bakın hücremiz? 3 kez bölünmüş. O zaman 2 üzeri 3'ten bu hücrem, bu hücre 8 tane hücre oluşur bu hücreden. Peki kaç kromozomlu? Kardeşim mitoz bölümünde kromozom sayısı değişmiyor. 4 kromozom demiştik. Bakın 4 tane kromozom vardı. Dolayısıyla bu hücrenin de 4 tane yine kromozomu olacak. 4 kromozomlu diyoruz. 4 kromozom dedik. Evet, diğer sorumuza hemen baktık. Evet, diğer sorumuzda ne sormuş? Bitki hücresindeki mitoz ile hayvan hücresindeki mitoz bölümü farkları nelerdir? Değerli arkadaşlar, burada şöyle bir notlarımız var. Şöyle bir yapıştırayım şöyle. Şurada okuyalım. Daha sonra düzeltiriz sayfamızı. Hatta şöyle yakınlaştıralım. Arkadaşlar, bitki hücresinde biz ne yapıyorduk? Ne karşılaşıyorduk? Sentrozom karşılaşıyorduk. Sentrozom var mı bitkilerde? Yok. Ama hayvanlarda vardı. Peki ipliğin oluşumu bitki hücresinde arkadaşlar sentrozom olmadığı için stoplazmadaki mikrotübüller bize ipliğin oluşturuyordu. Ama hayvanlarda sentrozomlardaki mikrotübüller ipliğin oluşturuyordu. Stokinezin şekli Golgi etkinliği ile ara lamella oluyordu bitkide. Hayvanlarda ise mikrofilamentlerin kısalması ile boğumlanma şeklinde gerçekleşiyordu. Yine stokinezin yönü, hatırlarsanız lütfen arkadaşlarım dikkat buraya, merkezden çevreye doğru oluyordu. Hayvanda ise çevreden merkeze doğru 1, stokinez oluyordu. Stokinezin başladığı evre bitkilerde genellikle telofazla başlar, hayvan hücresinde ise genellikle anafazla başlıyor idi. Değerli arkadaşlarım, ben bu notumu buraya iliştirdim. Buradan yine siz çıktı alacağınız zaman bu notu daha düzgün bir şekilde görebileceksiniz. Hemen diğer bir sorumuza. Diğer sorumuza ne sormuş? Değerli arkadaşlarım, burada tomurcuklanarak üreme hangi canlılarda görülür şeklinde bir soru. Değerli arkadaşlar, tomurcuklanmayla üreme, hemen şöyle notumuzu getirelim buraya. Tomurcuklanmayla üreme, birem ayası gibi bazı bir hücreli canlılarda, hidra, mercan gibi omurgasız canlılarda, ciğer otları ve bazı tohumsuz bitkilerde görülüyor. Nasıl oluyordu arkadaşlar? Hatırlayın lütfen. Bakın şöyle, şuraya bir tane birem ayasını anlatayım ben size. Şöyle bir birem ayası olsun. Birem ayasında arkadaşlar belli bölgesine şöyle mitoz bölümünde bir çıkıntı oluyordu. Daha sonra bu çıkıntı arkadaşlar ana canından ayrılarak kendi bağımsız bir şekilde gelişerek yeni bir bireyi oluşturuyordu. Ancak dikkat lütfen, eşey süremede herhangi bir kalıtsal farklılık görülmüyor idi sevgili gençler. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bitkilerde gözlenen vejetatif üremeye 5 tane örnek veriniz. Arkadaşlar biz bunlara ne demiştik hatırlayın lütfen. Birinci aşılama yöntemi vardı, değil mi? Aşılama yöntemi vardı. Nasılydı aşılama yöntemi? İşte iki bitki parçasının bir parçaymış gibi bir bitkide birleştirilmesi olaydı aşılama yöntemi. Başka ne vardı arkadaşlarım? Ana bitkiden dalın kopartılmadan direkt toprağa yerleştirilmesine biz daldırma yöntemi diyorduk. Daldırma yöntemi vardı. Başka ne vardı? Arkadaşlar yine bazı sürünücü gövdeli üreyen çilek gibi bitkilerde vardı, değil mi? Sürünücü gövde vardı. Sürünücü vardı. Yine arkadaşlarım bitkilerde patateste çok yaptığımız arkadaşlar yumru ile üreme vardı. Yine bazı arkadaşlarım bitkilerde gördüğümüz rizom ile üreme vardı. Yine daha çok böyle ağaçlarda yaptığımız çelikleme yöntemi vardı. Dalın parçasını kopartıyorduk. Gidip toprağa direkt ekiyorduk veya evlerde menekşenin bir yaprağını kopartıyorduk. Ne yapıyorduk arkadaşlarım? Toprağa direkt ekip oradan yeni bir menekşe bitkisi olduğunu görüyorduk. Bu yöntemi de çelikleme diyorduk. 5 tane demiş ama ben 6 tanesini hatırlatmış oldum. Ben diğer soruma bakıyorum. Mayoz 1'in profaz 1 evresinde gerçekleşen olayları yazın demiş arkadaşlarım. Ne vardı burada en önemli olaylar? Arkadaşlar bir kere çekirdek zarı eriyecekti, değil mi? Çekirdekçi kaybolacaktı. Sonra homolog kromozomlar yaklaşacaktı. Homolog kromozomların yaklaşmasına biz sinapsis adını şöyle silelim yanlış olmasın. Sinapsis adını vermiştik. Sinapsis demiştik. Sinapsis homolog kromozomların yaklaşmasıydı. Başka ne alıyordu? Değerli arkadaşlarım burada harika bir olay oluyordu. Kardeş olmayan kromatitler. Bakın bir hatırlatalım şöyle. Şuradan mavi kalemimi alayım. Şu birinci homolog kromozom olsun. Şurada kırmızı olsun arkadaşlar. Homolog olmayan, kardeş olmayan homologdaki kromatitler ne yapıyordu bakın. Şunlar şöyle yer değiştiriyordu. Biz ona ne diyorduk? Tabii ki crossing over diyorduk. Demek ki bir diğer olay neydi arkadaşım? Crossing over. Parça değişimi ki bu da çeşitliliği sağlıyor değil mi? İnsanların veya canlıların birbirinden farklı olmasını, atabireyden oluşan yeni kardeşlerden tamamen farklı olmasını sağlayan etkenlerden en önemlisi crossing over olayıydı. Ve bir daha arkadaşlarım bakın şu da kaç tane kromatit var? 1, 2, 3, 4 tane kromatit var. Bu dörtlü kromatitli yapıya tetrat oluşumu da arkadaşlar yine profaz 1'de karşımıza çıkıyor idi. Arkadaşlar profaz 1 olayı da gerçekleşen 3 tane olayı bu şekilde sıralamış olduk. Buyurun gelin hep beraber şimdi diğer sorumuza bir bakalım. Evet değerli arkadaşlar, diğer sorumuzda Gregor Mendel'in bezelyeleri kullanmasının çaprazlama sonuçları açısından ne gibi avantajları olmuştur diye bir soru. Değerli arkadaşlarım şöyle bir yine notlarımızı yapıştıralım buraya. Birinci avantajı bezelyenin kolay yetişiyor olması. İkinci avantajı çok fazla çeşide sahip olması. Yine çok çabuk çoğalabilmesi, yılda 3-4 kere ürün vermesi, kendi kendini dölleyebilmesi, özellikleri saf olarak kalabilmesi. Yani sarıyla işte yeşili çaprazlayabiliyor saf bir şekilde. Ve arkadaşlarım en önemli bence özelliği bu değişimler gözle görülebiliyordu. Yani bir laboratuvar ortamı, bir mikroskop ortamına gerek yok idi. Evet diğer soruya baktık. Arkadaşlarım kalıtımdan yine bir soru. Büyük A küçük a, büyük B küçük b, büyük Z küçük R, büyük R küçük R genotipli bir bireyde küçük a ve büyük R genleri bağlı ise bu bireyde kaç çeşit gamet oluşabilir? Arkadaşlarım bağlı genleri birlikte düşüneceğiz burada. Bakın şöyle yapalım hadi. Kromozomları bir çizelim. Bu A için olsun kromozom. Bunlar B için olsun. Bu da arkadaşlarım Z için olsun. Bakın şu birinci çizmiş olduğum A ve R genleri bağlıymış. Onun için biraz şöyle uzun çizeyim. Nasılmış yani? Ne demek istiyor bak soruda? Arkadaşlar büyük A ve küçük R bağlıymış. Nereden anladım ben? Diyor ya bakın burada küçük A ve büyük R'ye bağlıysa o zaman büyük A ile küçük R'ye de bağlıdır. Yani bunların yanlardaki alelleri de bağlıdır yani. O zaman küçük A'yı buraya yazdım ve büyük R'yi de buraya yazdım. Büyük R'yi de buraya yazdım. O zaman B'ler nasılmış? Bakın büyük B, küçük B. Z'ler de arkadaşlar büyük Z ve büyük Z'ymiş. Şimdi burada kromozoma bakmanızı istiyorum. Kromozom homozigot mu heterozigot mu? Bakın şu kromozomda B, büyük B, küçük B heterozigot, birinci heterozigot. Z'ler heterozigot mu? Heterozigot değil. Gitti. Peki şu kromozomlar? Bu da heterozigot. Bakın burada en büyük yapılan hata. Hocam işte A'lar da heterozigot, R'ler de heterozigot. Niye biz bunlar bir tane alıyoruz? Arkadaşlar bakın A ve küçük, büyük A ve küçük R'ye bağlı. Küçük A'ya da büyük R'ye bağlı. Dolayısıyla şunları bir gen gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar mesela sallıyorum. Büyük D, küçük D gibi bunları bir tek alel gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Yani bağlı gen olduğu için gamet çeşidi bulurken tek kromozoma bakılacağız. Kromozom heterozigot olduğu için tek bir tane heterozigot var diyeceğiz. Dolayısıyla iki tane heterozigot varsa arkadaşlar 2 üzeri n formülü burada da vardı. Heterozigot sayısıyı da n gösteren 2 üzeri 2'den yine 4 çeşit oluşacağını söylüyoruz. Hemen arkadaşlar 9. soruya bir geldim. Ne demiş? Bezelilerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır. Arkadaşlar ben şöyle yapayım. Sarıya büyük S diyeyim. Yeşile de küçük S diyeyim. Buna göre heterozigot sarı tohumlu bezelyeler çaprazlandığında oluşacak bireylerin fenotip ve genotip açımları ne olacak? Arkadaşlar şuraya hemen çok basitçe yapalım. Büyük S küçük S ile büyük S küçük S çaprazlanmış. Bunlar benim ata bireylerimmiş. P parietal genler. Bunların gametlerini bulalım önce. Bir şöyle bir gamet bulalım. Bakın büyük S küçük S'den büyük S bir küçük S gameti gelir. Bundan da bir büyük S bir küçük S gameti gelir. Arkadaşlar F1'i şuraya yazıyorum. F1'i yazıyorum. Yani çaprazlıyorum. Bakın gelin şöyle dikkatli bir şekilde çaprazlayalım. Birinci ile birinci, ikinci ile birinciyi yaptım. Daha sonra birinci ile ikinci, ikinci ile ikinciyi şöyle çaprazladım. O zaman ne olur arkadaşlar? Bakın dikkat edin lütfen. Büyük S birinci bireyimiz, ikinci bireyimiz büyük S küçük S, üçüncü birey büyük S küçük S ve dördüncü birey de küçük S olur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi büyük S'ye baskın olduğu için şurada oluşan 3 bireyin sarı olduğunu söyleyebiliriz. Şu ise arkadaşlarımız son birey ise yeşil olmuş. O zaman kaç tane sarı var? 3 tane sarı, 1 tane yeşil var. İşte fenotip oranı 3'e 1. Peki genotip oranı ne? Büyük S büyük S'den 1 tane var. Büyük S küçük S'den 2 tane var. Küçük S küçük S'den de 1 tane var. Dolayısıyla 1, 2, 1 de bizim genotip oranımız oluyor değerli arkadaşlar. Diğer soruya baktık. Demiş ki aşağıda bazı karakterlere ait alel genler verilmiş. Buna göre mayoz bölme sonucu oluşturabilecekleri gamet çeşitlerini hesaplayınız. Yazdırmamış hesaplayın demiş. Arkadaşlar birinciye bakalım hemen. Bakın birinci bireyde kaç tane heterozigot var? A'lar homozigot. B'de heterozigot 1. C'de heterozigot 2. D'de heterozigot değil. Arkadaşlar demek ki burada 2 tane heterozigot var. İkinci bireylere bakalım. Arkadaşlar büyük A küçük A heterozigot, büyük B küçük B heterozigot, büyük C küçük C heterozigot, büyük D küçük D heterozigot. Burada 4 tane heterozigot var. Küçük A küçük A, küçük B küçük C, küçük C küçük B küçük B, küçük C küçük C ve küçük D küçük D heterozigot değil. Heterozigot sayısı 0. Şuna baktık. Büyük A küçük A heterozigot 1. B'ler değil, C'ler değil. D'ler heterozigot, heterozigot sayısı 2. Arkadaşlar 5. bireye bakıyorum. Büyük A küçük A 1. Büyük B küçük B 2. C'ler ve D'ler değil arkadaşlar. 2 tane de burada oluyor. O zaman şöyle yapalım. Bakın 2 üzeri n formülü burada da geçerliydi. Şuraya yazıyorum dikkat. 2 üzeri n vardı. Birinci bireyde değerli arkadaşlarım 2 üzeri 2'den bulacağımız şey 4 olacak. İkinci bireyi şöyle siyah kalemimle yazayım. İkinci bireyde 2 üzeri 4'ten arkadaşlar 16'yı buldum. Üçüncü bireyde sevgili arkadaşlarım 2 üzeri 0 kaç ediyordu? 2 üzeri 0 sevgili gençler 1 ediyordu. Dördüncü bireyde 2 üzeri 2'yi sormuş yine. Beşinci bireyde de arkadaşlarım 2 üzeri 2'yi bulduk. diyoruz. Şurası da 5. birey. 2 üzeri 2'den olayı çözdük. Şu da 4 ediyor. Alttaki son bireyde 4 çeşit gamet elde ediyormuş. Evet, hemen diğer sorumuza baktık. Evet, ne demiş sorumuzda? İnsanlarda ayrık kulak memesi yapışık kulak memesine baskındır. O zaman ben ayrık kulak memesine büyük A diyeyim. Yapışık kulak memesine de küçük A diyeyim arkadaşım. Ne demiş soruda? Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin, hemen yazalım. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A iki tane birey ne yapmış arkadaşlar? Evlenmiş. Bakın niye büyük A küçük A yazdım? Çünkü adam homozigot dememiş. Heterozigot demiş. Tamam mı? Dikkat edin. Ondan dolayı ben büyük A küçük A yazdım. Yani ata bireylerimiz büyük A küçük A'ymış. Gametlerini bulalım. Arkadaşlar büyük A küçük A'dan ya büyük A gameti olur ya da küçük A gameti olur. Ya büyük A gameti olur ya da küçük A gameti olur. Peki bunları bir de çaprazlayalım. Çocuklar ne olabilir arkadaşlar? Ki biz bunu çocuklara biliyorsun genetikte F1 diye gösteriyorduk. Az önce bakın yukarıda yapmış olduğumuz örnek gibi çaprazlarsak büyük A küçük A, önce büyük A sonra büyük A küçük A olabilir. Sonra yine büyük A küçük A olabilir. En sonunda arkadaşlarım küçük A küçük A olabilir. Bize ne demiş arkadaşlar? Ayrık kulak memesi olması için ne olması lazım? Küçük A küçük A. Bakın küçük A küçük A olsun hem ayrık olsun demiş. Ayrık olsun demiş. Bir de dikkat edin bakın en çok yaptığımız hata. Soruyu dikkatli okuyalım. Kız çocuğu demiş. Yani ayrık kulaklı kız olma ihtimali sormuş. Şimdi ayrık olma ihtimali kaçtı? Buldum burada. 4 tane bireyde bir tanesi 1/4 olacak. Peki bir bireyin kız olma ihtimali o da 1/2. Olasılıkla biz çarpardık sonuçları arkadaşlarım. O zaman cevap 1/8 çıkacak diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, test sorularıyla çalışmamıza devam ediyoruz. Hemen ilk sorumu okudum. Ne demiş? Bölünme sonucunda diploid yavru hücre meydana getiren bir hücrede. Demek ki bakın 2n'den hücre bölünmüş. Tekrar 2n olmuş. Diploid olmuş. Yani kromozom sayısı değişmemiş. Yani sana diyor ki mitoz bölünmede hangisinin görünmeyeceği kesindir? Sentrozom eşlenmesi görülebilir. Aralamel oluşması, bu hücre bitki ise görülebilir. Kromozomların sinapsis oluşturması. Değerli arkadaşlarım, sinapsis hatırlayın lütfen, önce çözmüştük, bir önceki sorularda çözmüştük. Mayoz bölünmenin profaz birinde görülür. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Kromozomun ekvatora dizilmesi ve kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi de yine mitoz bölünmede oluyor değerli arkadaşlarım. Ne de arkadaşlarım ikinci soruya baktık. Yine ne de vermiş bize? Özellikler vermiş. Bölüm özelliklerin hangi safhada olduğunu söyleyin demiş. Çekirdek zarının erimesi, iyi ipliklerin oluşum başlaması, sentriyolerin zıt kutuplara çekilmesi ve kromozomların kromatitlerin kromozom haline gelmesi arkadaşlarım. Kromatin ipliklerin kromozom haline gelmesi profaz evresinde gerçekleşiyor diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, 3. soruyla devam ediyorum. 2n eşittir 24 olan bir hayvan hücresi arda arda 2 mitoz ve sonrasında bir mayoz bölümü geçiriyor. Buna göre sonuçta oluşan toplam hücre sayısı ve arkadaşlar oluşan kromozom sayısını soruyor. Arkadaşlar bakın, bir hücre önce 2 kez mitoz geçiriyorsa 2 üzeri 2'den ne olacak? 4 tane hücre olacak. Mayoz bölme sonucunda her bir hücreden 4 tane hücre oluşuyordu. O zaman ben her bir hücreyi 4 ile çarparsam totalde 16 tane hücre oluşuyor. Tamam. Soru birinci kısmı bitti. Peki ikinci kısmı ne diyor? Bu hücreler kaç kromozomlu diye soruyor bize. Değerli arkadaşlarım bakın 24 kromozom varmış. Tamam, mitozda değişmez ama mayozda bu kromozom sayısı yarıya inecek. Yani 24'ün yarısı 12 olacak. Yani doğru cevabımız C seçeneği olan 16 ve 12 olacak sevgili gençler. Diğer sorumuza geçtim hemen. Omurgalı bir hayvanın üreme ana hücresinde gerçekleşen mayoz bölünmenin ikinci evresinde açlık oradan hangisi gerçekleşmez? Yani mayozun ikinci evresi hangisi gerçekleşmez diyor arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar lütfen dikkat. Homolog kelimesi geçiyorsa bu mutlaka nedir? Mayoz bölünmenin birinci evresidir. Dolayısıyla homolog kromozomların kutuplara çekilmesi anafaz 1'de olur. Anafaz 2'de olmaz. Tamam mı? Dolayısıyla mayozun ikinci evresi de bu olay gerçekleşmez. Diğerlerine bir bakalım ama. Kromozomların ekvatora dizilmesi metafaz 2'de olur. Kromatitlerin kutuplara çekilmesi anafaz 2'de olur. Sentriyoller arasındaki ipliklerin oluşumu yine arkadaşlar anafaz düzeltiyorum. Profaz 2'de olur. Hücre zarının boğulmanması yine sitokinez evresinde gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı A seçeneği diyoruz. Diğer soruya baktım. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmeye ait özelliklerden değildir? Tetrat meydana gelmesi profaz 1'de gelir. Oluşan hücrelerin haploid olması, evet, diploidten haploid iniyordu. Doku oluşumunu sağlaması arkadaşlar bu mitozda oluyordu. Mayozda olmaz idi. Homolog kromozomlar arasında gen alışverişi, evet, bu da olur. Sinapsis görülmesi yine arkadaşlar profaz 1'de gerçekleşiyor diyoruz. Diğer sorumuzda şunu demiş. Aşağıda verilenlerden hangisi vejetatif üremeye örnek değildir? Değerli arkadaşlarım, vejetatif üreme bitkilerde görülen eşeğis üremeydi. Asma bitkisinin çiçekle çoğalması bir eşeğis üreme şekli. Çiçek bitkisinin sürüncü gövdeyle çoğalması eşeğis üreme. Patatesin arkadaşlar toprak altı kısmının yumruğuyla üremesi yine eşeğis üreme. E seçeneğinde gözdesi bitkisinin arkadaşlar tomurcuklarıyla yine bir yeni bitki oluşması eşeğis üreme. Ama D seçeneğinde arkadaşlarım işin içine tohum giriyorsa mutlaka döllenme vardır. Döllenme varsa bu da eşeğil üremedir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı, altın sorunun cevabı D seçeneği oluyor sevgili gençler. Hemen diğer 7. sorumuza geçiyoruz. Ne demiş arkadaşlar? Yukarıda verilen özelliklerden hangisi eşeğis üreme ile ilgili değildir? Hemen bakalım. Temeli mitozdur. Mitoz bölümü oluşturur. Bir doğru arkadaşlarım. Canlıların değişen çevre kuşla uyum yeteneğini artırır. Arkadaşlar eşeğis üremede oluşan yeni birey oluşan çevre şartlarına, koşullarına uyum yeteneği daha azdır. Dolayısıyla ikinci öncülü eksi yapıyorum. Üreme hızı yüksektir, düşük yazmış. Bu da yanlış. Kalsa çeşitli neden olmaz. Bu doğrudur arkadaşlarım. Eşeğli üreme ile ilgili değildir soruyor. Bize eksileri soruyor. Demek ki 2 ve 3 eşeğli üreme ile ilgili değil. Sorumuz cevabı C seçeneği oluyor değerli dostlar. Evet, diğer sorumuza şöyle sormuş. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz 1'de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? Arkadaşlarım hemen öncüleri okudum. Profaz evresindeki kromozomlaşma yarıya inmeye sebep olmaz. Metafaz evresindeki ekvatoral düzleme dizilme, sıralanma yine yarıya inmeye neden olmaz. Ancak anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılması kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur ki aradığımız cevapta tam olarak bu. Yani yalnız 3 olan seçeneğimiz B seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, sırada boşluk doldurma sorularımız var. Yukarıda kelimeleri vermişiz. Aşağıda uygun kelimeleri, cümleyi tamlayacağız. Gelin hadi hemen başlayalım. Kromozomların en belirgin görüldüğü evre hepimizin bildiği gibi hangisidir? Tabii ki hocam metafaz evresi olacaktır. Metafaz evresi kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. Bakın şöyle metafaz gitti. Metafaza şöyle işaret koyalım. Nokta nokta kinetokorlara bağlanır. Arkadaşlar bağlanan şey neydi? Kim bağlanıyordu? İplikler. Arkadaşlar hangi iplik vardı? Sentrozomlar tarafından üretiliyordu. Tabii ki i ipliği vardı değil mi? İ ipliği. Arkadaşlar bu boşluğun doğru cevabı olacak. Hadi i ipliği de gitti. İnterfaz evresindeki DNA nokta nokta gerçekleştirir. DNA'nın kendileştirmesini ne diyorduk? 9. sınıftan hatırlayın lütfen. Bu olaya biz replikasyon, DNA'nın kendini eşlemesi olayını arkadaşlar replikasyon deriz ve DNA, çekirdekteki bulunan DNA ancak kendini hücre bölüneceği zaman eşler sevgili gençler. Bakın replikasyonda gitti. Arkadaşlar prokaryot hücrelerde nasıl bir DNA bulunuyordu? Sarmal mi, halkasal mı? Tabii ki halkasal bir DNA'mız vardı. Bizim bakteri dediğimiz arkadaşlar prokaryotik canlılarda halkasal DNA bulunuyor değerli dostlar. Dolayısıyla bu cevabı da halkası oluyor. Bu da gitti. Nokta 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 arkadaşlarım hücrelerinde iplikleri sentrozomlar oluşturur. Arkadaşlarım ipliklerin sentrozomlar oluşturur. Hayvan hücresinde ipliklerini ne oluşturuyordu? Sentrozomlar oluşturuyordu. Şurada bir soruyu atlamışız. Hemen o 5. soruya da dönelim. Kromatinin kısalıp kalınlaşmasıyla ne oluşuyor arkadaşlarım? Hayvanı silmiştik. Tabii ki kromozom oluşuyordu. Arkadaşlar kromatinlerin kısalıp kalınlaşmasıyla kromozom oluşur. Ve bu arkadaşlar hangi evrede oluyordu? Hatırlayın lütfen. Profaz evresinde oluyordu. Hücre döngüsünün bozulması arkadaşlar her zaman için neye neden olur? Kansere neden olur. Arkadaşlar bunu da kansere diye yazdık. Şurada hemen silelim. Amip nokta nokta ürer arkadaşlar. Ne sürer? Eşeği süreme olabilir ama burada bölünerek dediği için yine gelin arkadaşlar bölünerek diye buraya bir not alalım. Bölünerek ürer amip. Bitkinin aşıyla çoğalması arkadaşlar nasıl üreme örneğidir? eşeğsiz üreme. Bitkilerdeki eşeğsiz üremenin adı da vejetatif bir üremedir sevgili gençler. Arkadaşlar hidranın nokta nokta sonucu oluşturduğu ana bireye bağlı canlıya biz polip deriz. Arkadaşlar hidrada ne vardı? Tabii ki tomurcuklanma vardı efendim. Tomurcuklanma ile üreme. Farklı el taşıyan bireylere biz ne derdik? Farklıysa heterozigot derdik arkadaşlar, değil mi? Heterozigot adını verirdik. Son soruya bakalım gelin. Canlıların sahip olmuş olduğu genlerin tümünü arkadaşlarım genotip derdik. Peki fenotip neydi? Fenotip de canlının dış görünüşü idi değerli dostlar. Evet. Soru çözümüm burada sona erdi. Değerli arkadaşlar bir örnek yazılı sizle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Ben yazılarda tüm arkadaşlarıma iyi çalışmalar diyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.